Evet, bugün simit hazırlıyoruz. Simit için 2 su bardağı sütü derin bir kaba döküyoruz. Sütümüz ılık olacak. Yarım çay bardağı, yarım su bardağı sıvı yağ. Göz ayarı tuz. Bir paket yaş mayayı erittim. Onu ilave ediyorum. Bir yemek kaşığı toz şeker. Bir adet yumurta sarısını beyazını koyuyoruz. Şöyle kaşık ile iyice karıştıralım. Daha sonra üzerine ununu ilave etmeye başlayacağız. Ununu yavaş yavaş ilave edeceğiz. Elimize yapışmaz bir hamur olana kadar un ilavesine devam edeceğiz. Simit hazırlıyoruz. Bol susamlı ev simidi hazırlayacağız. Bir kere yaptığınız zaman bir daha hep yapmak isteyeceksiniz. O kadar lezzetli oluyor. Evet, iyice yoğuralım hamurumuzu. Elimize yapışmaz bir hamur olana kadar yoğuruyoruz. Hamurumuz hazır oldu. Bir saat kapatalım, üzerine bekletelim mayalanması için. Hamurumuz mayalandı. Gördüğünüz gibi kabardı. Şimdi simitleri hazırlamaya başlıyoruz. Burada yarım çay bardağı kadar pekmez var. Üzerine birazcık su döküyorum. Şöyle pekmezi açtırıyorum. Elimizi birazcık sıvı yağ ile yağlıyorum ki yapışmasın. Çünkü hamurumuz kabardı. Şöyle ince uzun şeritler yapıyoruz. İstediğiniz gibi hazırlayabilirsiniz. Daha ufak halini hazırlayabilirsiniz. Ben fırınlarda hazırlanan yuvarlak simitlerden hazırlıyorum. Şöyle uzattık hamurumuzu. Uçlarını birleştirip iki ayrı şerit de yapabilirsiniz. İsteğinize bağlı. Ucundan birleştiriyoruz ve yapıştırıyoruz. Bir tane simitimiz hazır. Burada pekmezimiz var. Pekmeze ilk olarak, daha sonra da susama batıracağız. Aynı işlemi devam ediyoruz. İlk olarak pekmeze, daha sonra susama batırıp simitleri hazırlıyoruz. Evet, simitlerimizi hazırladık. 200 derece fırına pişmek üzere veriyorum. Kızardığı zaman fırından alıyoruz. Evet, gördüğünüz gibi simitlerimiz pişti. Nar gibi kızardı. Çıtır çıtır oldu. Umarım sizler için hazırlamış olduğum simit tarifimi beğenmişsinizdir. Tariflerimi beğeniyorsanız beğen tuşuna, kanalıma abone olmadıysanız abone ol tuşuna basmayı unutmayın. Bir tanesini sizler için şöyle parçalayalım. Bakın, nar gibi kızarmış. Muhteşem görünüyor. Yumuşacık. Harika bir simit oldu. Hoşça kalın, afiyetle kalın.